gelelim Enis Toko olayına. Sonra Enis Toko bunu aldı. Ya yani... Enis Toko benim bu cevabımı eee retweet yapıp üzerine e, dinlerin epistemolojik çalışmasıyla ilgili bir şey gönderdi. Ulan ben bundan bahsetmiyorum ki. Ya yani dünyada dinler bahsedilirken Kur'an'dan bahsedilmesin. Ne alakası var? Kur'an da dünyadaki dinlerden bir tanesi işte. Yani Dinlerin epistemolojik yapı şey, çalışmalarında bundan bahsetmiştim demi neyse oraya geleceğim sırasıyla. önce şunu söyleyeceğim. Dinle alay edince otomatik olarak entelektüel olduğunu sanan arkadaşlar sizi üzeceğim ama iş o iş öyle olmuyor. Dünya daha zeki de gözükmüyorsunuz demiş. Şimdi dinle alay etmek konusuna değinelim. Dinle alay etmenin bir anlamı yoktur. Dinle alay din alay edecek bir şey de değildir bu arada ama e, dindarlarla alay etmek diye bir şey sorunun söz konusu olabilir. Yani sen put karşı çıkıp açık olarak söylüyorum. Sonra bir taşın etrafında 7 kere dönüp o taşı öpmek için birbirini eziyorsan e bu alay edilecek bir şeydir ki bence bu trajikomik bir olaydır. Çünkü o sırada ölen insanları düşünürsün. Siz hiç şeytan taşlama sonrası ölen insanların videosunu seyrettiniz mi arkadaşlar? Yani eğer 18 yaşından küçükseniz seyretmeyin, tavsiye etmem. 18 yaşından büyükseniz bir bakın derim. Şeytan taşlamaya giderken ölen insanlara bir bakın. Sonra gelende ki dinle alay etmek değil. Dinle alaydı. Aç açık ne olarak söylüyorum. Dinle alay etmek diye. Peki, bir dakika bir dakika. Bir şey soracağım. Bunlar Müslümanlar kendileri dinle alay etmiyorlar mı? Efendim, peygamberimiz zamanında helvadan tanrılarını yemişler. Sen ne alay ediyorsun? Helvadan tanrılarını yedi diye. O Çağrı filminde anlattık. İşte efendim putun biri düşüyor, kırılıyor. Bak kendisine bile faydası olmadı. Siz taştan putlara tapıyorsunuz. E siz alay ediyorsunuz. Siz niye adamın dinini alay ediyorsunuz o zaman? Ateşe tapıyor. Adam ateşe tapıyor. Sana ne? Sen bütün milleti tanrılarla alay et. Yok efendim Zeus 11 Postağında yaşıyor. Ha ha ha, ha. diye tanrılar alay et. Yunan tanrıları alay et. Arap tanrıları alay et. Roma tanrıları alay et, Hitit tanrıları alay et, Sümer tanrıları alay et. Bütün dünya tarihi boyuncaki dinlerle dalga geç. Ya bizim Allah'ımız görünmez filan diye. Sonra geldi ki dinle alay eden arkadaşlar otomatik olarak entelektü. E siz alay ediyorsunuz dalga geçiyorsunuz. Siz kendiniz dalga geçiyorsunuz. O da değil bak o da değil. Bunlar Cübbeli Ahmet'le dalga geçmiyorlar mı? Hani bak kendi kendi dinlerine gelelim. Cübbeli Ahmet de benden daha fazla dalga geçiyorlar. Efendim Cübbeli Ahmet deyince ha 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 diyorlar. Cübbeli Ahmet ha ha ha. Niye adım Cübbeli Ahmet de dalga geçiyorsunuz o zaman? O da onun inancı. Cübbeli Ahmet diyor ki benim peygamberim diyor 30 erkek gücünde diyor. Bunlar değil mi? Hazreti eşek demiyorlar mıydı bunlar? E, o da Cübbeli Ahmet'in inancı. Sana da kardeşim o adam peygamberi 40 erkek gücünde. Her gün bir karısıyla yapıyor. Adamın inancı bu. Beğenirsin beğenmezsin. Yani istediğin gibi şey yap. Şey yapmış. Gauss demiş ki dinle alay ederken boynumuza fuar takıp pipo içerken kahvemizi atıyorum ben. Ya bunlar da var ya. E bunlar kendileri alay ediyorlar. E, Cübbeli Ahmet tarafıyla alay ediyorlar. Efendim işte e, bazı örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Hacı hocaya gidip şeytan çıkaranlarla alay etmiyor musunuz da? O da o inancı. Sana kardeşim? Sen de onunla dalga geçiyorsun. Sen kendine hiç kimse dalga geçmiyor. Kendine başka inançlara dalga geçmiyor. Efendim e, bir dakika Badeleme tarikatıyla kim dalga geçiyordu? Efendim karı, adam karısını götürüyor. Kocası Badele'sin diye. Annesini götürüyor. Nişanlısını götürüyor. E siz dalga geçiyorsunuz. Ben yani kendini hani ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Hani kendini muhteşem insanlar, mükemmel insanlar, hiç kimse böyle çok laflar bizim dinimize niye alay ediyorsunuz? senin bütün senin dinin zaten başka bir dinle alay etmek üzerine kurulmuş. Senin İslam dinin başka bir dinle alay etmek üzerine kurulmuş bir dindir. Onların putları var, onların bimlenmesi var, onların putları böyle çaresiz, onların putları Allah'a hiçbir şeyiniz yok, hükmünüz yok. E senin peygamberi Kabe'ye girip putları kırmadı mı? Sen adamın tanrısını kırıyorsun. Sonra gelip dinle alay etme diyorsun. Senin dinin putları kırmak, put putperestliğe savaş açmak, putperestliğe dalga geçmek üzerine kurulu. Sadece onu değil ki, kendi dininin içerisinde olan saçmalıklarla da dalga geçiyorsun. Ki niye dalga geçiyorsun adamı saçmalıkla? Sen de kardeşim adamın karısı adam gitmiş karısını badel ettirmiş şeyhine. O da onun inancı ki mahkemede bunu söylemişler. Mahkeme tutanaklarını inceleyin. Badeleme tarikatın. Kardeşim biz buna inanıyoruz demiş adam. İnanıyor adam. Sana ne kardeşim? İntihar eden tarikatlar var. İntihar eden dinler var. Onlara dalga geçmeyin. O zaman. Biz de diyoruz ki kardeşim din bir psikolojik bozukluk işte da. Bir travmatik bir durum. Yani o kadar travmatik bir durum ki yat denince yatıyorsun, kalk denince kalkıyorsun. Ha sen ben sadece Kur'an'ın yat dediği yerde yatar, kalk dediği yerde kalkarım diyerek kendini onlara da ayırmış olmuyorsun. Sen de onlar gibisin işte. Aynı farkı yok ki. Ha Zeus Olimpos Dağı'nda demişsin. Ha Zeus 50 bin yıl uzakta demiş. Şey, Tanrı Allah 50 bin yıl uzakta demişsin. Kur'an ayetlerinde. Hiç fark etmiyor. Aynı şey. Benim açımdan bakarsan. Yani siz kendinizi başka dinlerle dalga geçerek kendi dininizi Doğrulamak isteyen insanlarsınız. Kendi dininizi üstün gören insanlarsınız. Başka dinlere dalga geçerek. Kendi dininizdeki tarikatlar ya yani da kendi dininizde sizin gibi düşünmeyenlerle dalga geçecek kadar da alay edebiliyorsunuz. Ama dinle alay eden arkadaşlara entelektüel olduğunu sanıyorsunuz. E sen kendini entelektüel sanıyorsun zaten. Kaldı ki her halta İslam, Kur'an koyarak kendini entelektüel yapmıyor mu Enis enistoku? Efendim Kur'an'dan önce doğa bilimlerini inceleyen bir tane kitap gösterin. Meydan okuyorum diye saçmalayan ben miyim? O Enisthokos saçmaladı bu saçmalığı. Bütün dünya felsefesi, doğa felsefesini çöpe atan Enisthokos. Sırf Kur'an'ı aklayabilmek için ben bunu anlattım burada. Sonra bunu retweet yapmış. Demiş ki, işte efendim epistemolojik çalışma yapmıştık. İşte dünya dinlerinin epistemolojik çalışmalarında Kur'an'dan bahsettik. E bahsedeceksin tabii ki. Ama orada Zeus'tan da bahsetti. Orada Yunan dinlerinden de bahsetti. O dalga geçtiniz o dinlerden, Arap dinlerinden de bahsettiniz orada. Yani ben demiyorum ki Kur'an İslam dinini dinler tarihinde bile anlatmayın. Hayır ne var? Dinler tarihinde İslam dini çok önemli bir noktaya sahip bir dindir. Ama doğa felsefesini anlatırken Kur'an'ı ortaya sokacak kadar saçmalamayın diyoruz. Enis Toko bunu da yapıyor. Ondan sonra diyor ki, efendim bir de o değil. Geri zekalı takipçileri sorun. Alka, Enes abin de hocam nasıl verdi şeyi ayarı filan bilmem. Geri zekalısın sen. Geri ze Enes Toko seni geri zekalı yerine koyuyor. Net bir şekilde. E sen de geri zekalı olduğunu ispatlıyorsun zaten. Çünkü ben öyle demiyorum ki ben her halta Kur'an sokmayın diyorum. Dinler tarihine Kur'an sokmayın demiyorum ki. Sokun kardeşim. Kur'an'da da dinler tarihi bir şeyi bir konusu yani. Ama doğa felsefesine dinler Kur'an'ı sokmayın. Bilmem biyolojiye Kur'an'ı sokmayın fizik çalışması yapıp hassas ayar üzerinden İslam dinini ispatlamaya çalışacak kadar insanlar geri zekalı yerine koymayın diyoruz. E bu yapıyorsunuz. Enis Toko da yapıyor. Hocası Caner Toslaman da Tos neydi o? Bir dakika pardon. Osman Caner Uygun. O şeyci Adnan Hoca'cı Osman Caner Uygun da yapıyor. Adnan Hoca'cıların tamamı zaten bunu yapıyorlar. Onlara göre her şey Kur'an'la ibaret. Evrim yok onlara göre. Bunlar daha zeki en azından evrimi inkar etmiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Efendim doğa felsefesi Kur'an'dan önce yoktu. Bilmem ne Kur'an'dan önce yoktu ya. Yani saçmalama kardeşim. Yani yani insan doçent doktor unvanı yazarken utanır. Bunu yaz, yani bu bu tweet'i atarken insan hani ben doçent doktorum diye utanır yani. O da yok. Enis Toko'da atıyor. Sonra da diyor ki ben de söyledim ki her alta karıştırmayın deyince epistemolojik Kur'an kitabında biz bunu Kur'an'dan bahset, epistemolojik dinleri anlattık. Kur'an'dan bahsettik. Kardeşim dinler tarihinden bahsetmiyorum sana. Dinler tarihinin felsefi epistemolojik çıkarımlarından da bahsetmiyorum sana. Bahsettiğim şu. Her halta Kur'an'ı sokmayın. Ben diyorum ki çünkü bunun bir kabulü yok. Yani Enis Doko gitsin desin ki her bir kitabını ben 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 Enis Doko bir kitabı. Ho Meydan diyor da Twitter'dan yazmak değil öyle. Gitsin dünya sanatları bir üniversitede ya da bir konferansta bir şeyde desin ki doğa felsefesi, Kur'an'dan önce doğa felsefesi yok da nasıl satayım desin. Yemin ediyorum kovarlar adamı. Yürü git kardeşim manyak mısın derler. Kafayı mı yedin sen derler. Şimdi de nereden geldi lan bu derler. Yok öyle bir şey çünkü. Koca Yunan felsefe tarihini çöpe attın sen. Candan madem cevap vermişti hatırlıyor musun? Ben bunu yayınını yaptım. Candan madem bu Enis Dokun'un bu saçmalığına cevap vermişti. Yani ona verdiği cevap bile açık ve net olarak söylüyorum. Ona verdiği cevap bile bir ilkokul mezunu sokaktaki bir abinin verebileceği zeka seviyesinden daha düşük. Pardon. Bilgi seviyesinden daha düşük. Çünkü zeka ilkokullukla ya da ortaokul liselikle şey yapmıyor. İlkokul mezunu adamın bilgi seviyesi bir doçant doktorun bilgi seviyesinden daha düşüktür diye kabul edebiliriz. Tabi istisnalar var. Örnek veriyorum. Bizim İlyas var değil mi? İlyas Özkan. 50 milyon tane en eder. 50 milyon tane. Adam ilkokul mezunudur İlyas Özkan. 50 milyon tane doçent doktor en 50 milyon tane seni cebinden çıkartır. Ama bunların geri zekalı takipçileri var. Enis Dokun'un geri zekalı takipçileri var. Şimdi takipçilerin geri zekalı diye gidip dava açabilir. Evet. Takipçilerin tamamına yakını geri zekalıdır. bir iki istisna hariç. Geri zekalı takipçileri kandırmak için yatar, atar böyle ya en istaqo yaptı. Biliyorsun Altay Cemre de gerizekli Altay takipçileri var. Altay abim Altay cevabını vermiş de diyebilecek mantıllı da insanlar var. Onlar bunu alkışı bunlar alkish sürece, bunlar ne saçmalığı söylerse söylesin, ne yalanı atarlarsa atsınlar, ne kadar konuyu çarpıtırlarsa çarpıtsınlar, alkışlayacak kitleleri var. Ben demiştim. Enistoku karşına çıkıp ebele bebele, 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 bebele dese yine "Aa Enistoku abim ne kadar cevap verdi. Hocam benim." diyecek kadar geri zekalı, enbesil takipçileri sahipler. Bana bu bu konuda hiç şey yapmayacağım. Te Tevazu göstermeyeceğim. Hiç şey yapmayacağım. Gerçekten geri zekalı enbesil takipçileriniz var. E, niye sizi takip ediyorlar? Çünkü siz geri zekalıları tatmin ediyorsunuz. Onlar sizi izleyerek mastürbasyon yapıyorlar. Cidden söylüyorum. Yani kendileri tatmin ediyorlar böyle. Aa Enis Doka abim ateistlere cevap vermişler. Altay Cem cevap vermişler. Bu kafada takipçileriniz var. Onlar ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun? Bir tanesi çıkıp ki bir tanesi çıkıp demiş. Dedim ya istisnalar var diye. Bir tanesi çıkıp ya iyi de orada onu demiyor ki her halta diyor. Her halta Kur'an'ı sokmayın diyor. Epistemolojik dinler tarihine sokmayın demiyorum. Tabii ki sokacaksın. Dinler tarihinde İslam yok mu diyoruz? Diyebilecek kadar zeka sahibi olan insanlardan bahsediyoruz ama neyse.